Efendim, herkese selamlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün pazartesi, Haktan Çomaklı kardeşimizin aralığındayız. Kendisi çok iddialı, iki gündür beni arıyor. Aga bey gel, bas hökümü yapacağız. Dedim ula geleceğim, hele o balda bir damla şeker göreyim. O zaman senden görüşeceğiz. Şimdi burası Haktan Çomaklı'ya ait. 2020'nin ilk bal sökümünü gerçekleştirecek kardeşimiz. Birlikte yapacağız bunu. Dilerseniz ben bir üstümü giyeyim. Malum bal sökümü olacağından arılar biraz azgın olur. Azgın oldu mu da bizi haşlar. Alerjimiz yok ama sağımız solumuz da şişmesin. Evet. Maskemizi giydik. Değerli dostlar, eldivenlerimizi, gözlüğüm orada dursun. Eldivenlerimizi de takalım. İnşallah bizi haşlamazlar. Haktan, senin için bak neler yapacağım. Görürsen benim halimi, vaziyetimi. Değerli dostlar, bal güzelse ben yazacağım. Gelin bal alın diye. Ama bal kötüyse vallahi yazmam. Yani bu işin reklamını yapmıyoruz. Biz sadece sevgili kardeşimize bal sökümünü ben çok merak ettiğim için geldim. Bir de sizler için yapılan emeği, arıcının yapmış olduğu emeği sizler için görüntüleyeceğiz. Dilerseniz oraya gidelim. Haydi bakalım. Kapatacağım, kapat. Arılık için mükemmel bir ortam. Suyu ya hemen yanında. Kaban Dağı'nın dibi. Kıymetli dostlar, şöyle gösterelim Kaban Dağı'mızı. Bizim Aşkale'mizin simgelerinden Kaban Dağı'mız. Kaban Dağı'nın hemen altında konuşlandırmış arılığını Haktan kardeşimiz. Şöyle oraya doğru yavaş yavaş gidelim. Eski ismiyle Bükler dediğimiz bölüm. Burası Bükler. Kendisi de şu anda orada çalışmaya başlamış. Tavukları da var. Kardeşimizi. Zaten arıcılık yapan insanların dışarıdan fazla bir şey almasına gerek yok. Hemen hemen hepsi. Birçok tanıdığımız olduğumuz arıcılar işte bostanını falan da kendiler yapıyorlar. Domatesini, salatasını, her şeyini kendileri toparlıyorlar. Yetiştiriyorlar daha doğrusu. Yetiştirip kendileri yiyorlar. Haktan kardeşimizin de tavukları. Selamun aleyküm. Aleykümselam Celal abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Haktan ne diyorsun, ne var ne yok? Allah razı olsun. Bas hazırlık yapacağız. Kendimiz yana. He kardeş, gel dedin geldik. Allah razı olsun. Abi. Şu anda senin yanındayız. Öncelikle ne yapıyoruz? Tüssü mü yapıyoruz hazırlık? Tüssümüzü yapıyoruz. Ki arılarımıza duman verelim. Çünkü biraz azgın olacaklar. Yiyeceğimizi aldıkları zaman elimizden asilleşiriz yani. Evet. Ben böyle bir bal sökümüne yıllar önce Tokat'ta gerçekleştirdik. O zaman ilçe tarım müdürümüz vardı. Şu anda Tercan Belediye Başkanı Sayın Lokman Gültekin'le birlikte gerçekleştirdik. Onun arılarına girmiştik. O zaman bir iki tane yemiştik. Evet, şimdi ne yapıyoruz abi? Önce bir tane fıçı. Sen anlat, vatandaşlarımız da öğrensin neler yapılacak, neler edilecek. Abi, temizlemek için bir tane fırça lazım. Birbirine yapışmışsa fırça, bir tane de el demiri. Bir tane de el demiri. Ondan sonra kürüğümüzü yaktık zaten. Evet. Yaban hayvanlar için elektrik daha içti kurmuşuz düzeneyi. Yani yaban hayvanlar giriş yapmasın diye, değil mi arılığa? Özellikle ayılar. Ayılara karşı zaten sıkıntımız var abi. Bu sene de biraz çokmuş. İlk arkadaşımızın arısına da vurdu. Hatta bizim Ali Çomak'ın öyle mi? Götürmüş. Hmm.
Evet, kıymetli dostlar, geldik arılığın içindeyiz. Sevgili kardeşimiz Hakan Çomaklı ile birlikte. Önce bir karakovan kasnağına bakalım. Evet. Buyur abi. Onları bu seneki oğullara koyduk. Oğullar biraz daha çalışkan olurlar, bölüm varlarımız, genç anılar. Şöyle gidelim. Burada yazmıyor zaten. Karakovan. Bunlar mı karakovan? Karakovan bu, evet. Arılar nerede? Bismillah. Herhalde beni soktular. Yok. Vallahi ayağımdan biri kaşladı ama dur bak, hayırlısı Allah'tan. Bismillah demedik. Bismillah mi? Dedik, bismillah dedik. Bakalım balımız da ne diyor. Evet kıymetli dostlar, görüyorsunuz. Vızıltıyı da duyun. Ben ne haldeyim bir görseniz var ya, o kadar kendimi kastım ki. Aman yarabbim. Biraz da zahmetli işimiz ama. Çok zahmetli abi. Yani ben ilk kez bu kadar yakına geldim. Severek. Abi bir yerden vücudumuza girmezler he mi inşallah? İnşallah sıkıntı yok. Sen o fısfısı ver bana, ben fısfısı yapayım. Buyurun. Kendime de yapayım. Arada bir. Hadi bakalım. Haydi ne bismillahirrahmanirrahim. Oo. Yok. Arı sakindir. Arının cinsi ne? Haktan? Kafkas. Kafkas ama ben Kafkas. Kafkas en şey olan değil mi? Saldırgan olan. Biraz kırılmış bunlar. Çünkü ister istemez memleketimizde. Bu sene şükür iyi yani bal durumu. Bal durumu bu sene iyi. Geçen bu sene memnunduk. Geçen sene bal. Geçen sene hiç yoktu. Birçok memnun değildi. Evet, birçok arıcı da memnun değildi. Konuşmuş olduğumuz kişiler. Allah arılar beni sokmayın da Allah'ınızı seversiniz. Yapıştırmışım böyle şey. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı. Karakovan değerli dostlar. Bunlar karakovan balık. Karakovan. Kara. Karakovan. Suni karakovan. Aynı bu şekilde bunda da yapmış maşallah, sırlamış. Sadece ay maşallah. Kasna yuvarlak yapıyoruz. Evet. Mumu kendi ödüyor bunda. Buna mum başlangıç koyayım. İçine tel falan yok. Tel yok. Evet. Her şeyi arı kendi yapıyor, kendi değil yapıyor, mi? Abi silkelemeyeydi neydi ya? Bizi başlayacak ya. Esra mı? Evet, bu gözlük. Olay bu. Evet kıymetli dostlar, arılarımızın ilk sökümünü gerçekleştirdik. Yılın ilk bal sökümünü Hakan Çomaklı kardeşimiz gerçekleştiriyor. Aşkaleli arıcı arkadaşımızın arılığındayız. Vallahi arıların korkusundan konuşamıyorum Hakan, yani onu sana söyleyeyim. Kaç tane kovanın var Hakan? 200'ün üstünde de. Evet. Tam arıcılar sayı söylenmez nazar değmesin. He, Allah'ım kolaylık versin. İnşallah. Derler, bilmiyorum ya. İnşallah Rabbim nazarlardan saklasın. Arılar halen daha bana saldırıyor değerli dostlar. Şunu yerine koyak gelin. Ben şöyle bir arılığı gezeyim. Gördüğünüz gibi dünyanın en çalışkan hayvanlarından biri. Allah'tan maske giymişik var ya, yoksa beni öldürürdüler. Ele vururlar elime, kafama. Aman ya Rabbi. Tamam da gidin, ayrıldık yerizden ya. Bir de bir köşeye gider. Vallahi Hak'tan şaka bir tarafa, ben tırsmaya başladım ha. Ama bu da söndü. Ha yok, yandı. Bene bir sık ya. Yok ya. Vallahi bene sık. Yok yok. Yok mu? Bak kafamın üstünde bene vururlar abi de. O hiç. Bakın zamanı Allah'ın. Bir de normal bu çerçeve. Bu normal çerçeve. Hay maşallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim gördüğünüz gibi canlı canlı her şey burada.
Buyur abi, çörük yine senin. Çörük kendime sıksam olmaz diyor. Olur olur. Sıkam, döndüremiyorum ki. O kardeş, bu da çok büyük malzeme ya. Abi şimdi çok bildin mi? Abi çok ya. Ufalığı aldığınız zaman da pek iş görmüyor ya. Bir de buna bakak sen mesela. Bu ne, bu ne etmiş? Evet, ikinci bir söküm gerçekleştiriyoruz. Sevgili Aktan Çomaklı kardeşimiz. Sen köyü yine aldın. Abi mecbur alacağım. Vallahi korkmaya başladım. Şaka bir tarafa. Al abi. Ay maşallah. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi tamamıyla orijinal. Tabii o soruyu, o sürpriz soruyu sormadık kardeşimize ama gördüğümüz gibi her şey gayet doğal. Maşallah, subhanallah, çok güzel. Dolu dolu. Hoşluk var ufak tefek, bunları bekleyeceğiz artık. 10-15'ine yapmayanlar. Ağustos'un sonuna. Bir de söğüt var bulunduğumuz mevkide. Hı hı. Eylül'ün başında da söğüt başlar ufak tefek. Evet. Evet, şimdi de bir sürpriz de ben yapacağım derhal sana. Sürpriz, vallahi beni kaşladılar desen ben. Bu sefer arı aşmayacağım. He, arı aşmayacaksın da beni alttan gorillar ha. Bu ikinci arı soktu beni şu anda ayağımdan. Benim arımda polen tuzağı var ama polen almıyor. Alttan polenli çerçeveleri yukarı, mesela siyah yollar var ya. Evet. Bunlar da çoğu esmer çerçeveler. Arı yavru çıkarıyor. Hehe. Polen stok. Kuluçka dediğimiz. Kovan, ana kovan bu. Üstteki ballık oluyor ikinci kat. Ballığa çekiyoruz tabandan, kuluçkadan polenlileri. Üstüne getirip balı yerleştirip sırladığı zaman polen direkt içinde zaten. He. Ama polen dediğimizde şu mesela, ev için bir tane bulmuşum. Onda da ne çıkarsa nasip senin artık. Valla ben ya buradan çıkarın. Ben kaçlandım. Gelen polenimiz yani. Evet kıymetli dostlar. Orijinal polen. Bu da artık. Bu da orijinal polenimiz. Balın en kıymetlisi değil mi abi? Evet. Bir de ne vardı? Propolis. Propolis vardı. O da vardı. İsteyen olursa bir yarım kilo kadar propolis var elimde. Harika vallahi. Müthiş. Nasibiyle gelenmişler. Ben nasipli adamım zaten ya. O kadar, o kadar aşk alanının duası var ki üzerimizde. Allah razı olsun hepsinden. Rahmetlik Lütfü Çağlar Gil'in çayırdayız. Allah rahmet etsin. Evet. Mevki Gaba'nın dibindeyiz zaten. Zaten az yukarısı da bizim çayır. Az üstte de senin çayır. He. Senin de hakkın var da bunda. Öyle değil, benim de hakkım var da. Bizim çayırdan şey da çiçek gelir. Muhsin şey, yok. Neydi? Bağırsaklı. Selam abi. Selam abi. Geçen sene bahsettirdim. Kardeş dedi de bizim de hakkımız var dedi. Çayır var orada. Vallahi dedim canın sağ ol. O da bizim çayırı biçiyor. O da oradan hak alır. Peki Aktan Bey, şöyle buradan bir çıkalım öncelikle. Şey, vallahi ben iki kere soktular beni. Sesim sesim çıkmıyor ama kaşlandım. Şeyde mesela sadece bir kat atmışız. İyi diyoruz ama. Evet. Maşallah bazı arkadaşlarımızın da arılar 3. 4. katta. Allah nazarlardan saklasın. Amin amin. Bir kat yetiyor bize yani. Bu sene bal güzel diyorsun. Bal, değil mi kardeş? Bak şimdi. Çünkü şekersiz dersek Allah sorar. Ben de onu soracaktım sana. Şimdi soru dedin ya. He. O yukarıda şimdi sıfır şekersiz dersek Allah sorar. Ne kadar şeker veriyorsun? Abi %10 çıkar bunun içinden. Niye? Çünkü bunu herkes veriyor. Evet. Vermezse o mum var ya. Onu değil de diğerini gösterdim ya. Evet. Hani siyah yolu. Evet. O mumu kabartırken biz şeker veriyoruz zaten. İster istemez de karışıyor şimdi, Allah var. Yalan mı? Tabii canım. Ama kimisi de bayağı bu işin şeyini çıkartmış. Olduğu gibi şey, olduğu şekere gibi şeker. Edelim, öyle diyelim. Glikoz olayı var, ilaç olayı var. Evet. Şimdi de enzim diye bir malzeme çıkarmışlar. Glikozu yasakladılar ya. Enzim diye bir malzeme çıkartmışlar. O daha tehlikeli. Ya o da onun gibi bir şey yani. Evet. Neymiş, arı direkt enzim yapmıyormuş. İşte arı hazır enzimliymiş.
Yani şekerden korkmayın. Ben o kadar dedim kısacası. Artık şekerden korkmaya gerek yok. Korkmayın. Ben o kadar arıcılıkta evet değerli dostlar gördüğünüz gibi. Bal zamanı getirip ilaç veren arkadaşlarımız mesela. Hı-hı. Tamam yemin edelim şeker yok işte şey yok ama getirdiğim bal zamanı bir tane varova denen bir hastalık var. Bit, arı biti. Evet. Onun için getirip bir tane şerit attığı zaman inanın ki zehir oluyor her şey. Evet. Yani sadece bu millet bizim vatandaşımız bir odaklanmış. Şeker var mı balında? Yok ya. Yani etmeyin ya. Bazı şeylere de inanın yani. Yani olarak, usul. Kumakla, ailesi olarak elimden geldiği kadar dürüstçe bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii Allah razı insanlarımız olsun. Bizi nasıl değerler? Ha, bir de acemiyim yani. Ha, daha 5-6 senelik arıcıyım. Oo maşallah yok ha acemliği atmışsan. Yani, beni an buradan... Sen oradan kurtar. Beni buradan çıkart valla. Aha dördüm yine vurdular. Ayaklarım sızlamaya başladı. Bakın. Baratamızı yapmışız zaten. Bostan bazı yaptın mı bostan? Bostan yaptım da tavuklar gibi açtım bir de ağzını. Bak orada fasulyeler kaldı bir tek yan tarafta. Evet. Evet kıymetli dostlar, sevgili Aktan kardeşimizin arılığındaydık. Bu arılar el de sallıyor kardeş. Bunlar biraz. Bunlar çok. Ben böyle bir müsait bir yere kaçayım. He Cemal abi. Köprün. Abi bana bir şey verme ben tökerim. O zaman bekletiyorum. Bana bir şey verme ben arılardan bir kurtarayım kendimi. Hala benden gelirler ya. La gidin bende bir şey yok. İlla yüzüme gözüme vuracaklar. Evet değerli dostlar. Haktan Çomaklı'nın arılığından yapmış olduğumuz yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Celal Dilsiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ben bu arıların vurduğu iğneleri bir toplayayım ayaklarımdan. Haşat oldum vallahi. Görüşmek üzere efendim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Sayın Celal Dilsiz aşk ederim takipçileri. Ben Haktan Çomaklı. Aşkale'de arıcılık yapmaktayım şu anda. Demin Celal abinin de çekim yaptığı gibi arılığımızda gezdik, dolandık. Kovanlarımızdaki ballarımızı da iyi kötü gösterdi Celal abi, çekti. Nacizane bu işi yapıyoruz. Satış da yapıyoruz tabii bu arada yapıyoruz ama Allah razı olsun Celal abi reklam işinde değil ama bizi kırmadı, rica ettik geldi. Arılığımızı dolandı. Güvenilir bir şekilde bal almak isteyen, Celal abiye ne kadar güvenciniz varsa yani biz de Çomaklı ailesinden bir ferdiyiz ailesinin. Bize de o kadar güvenebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine gönderim yapabiliyoruz. Artık gerisinde telefon numaramı söylerim istersen Celal abi. 0532 720 5423 5423 numaralı telefondan bal isteyen, bal temin etmek isteyen arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Peki balın kilosu kaçtır ha? Abi biz rahmetli dedem Şahsat Çomaklı eski sebzecilerinden herkes tanır. Dedemden bu iş bize vasiyettir. Sürümden kazanacaksan derdi. Biz de hele fazla bir fiyat demiyoruz. Kilosu 50 milyon abi. Evet değerli dostlar kilosu 50 milyondan. Ben... Bu sene zaten bir korona büyüsü Allah ıslah etsin. Biraz durumlar da iyi değil yani. Normalde fiyatlar yüksek de. Evet. Ama biz de yani vatandaşımız hem cebi yanmasın hem de biz de varımız çok biraz. Yani sıkıntı yok. Yardımcı oluruz. Evet. Parası olmayana da sıkıntı yok. Her türlü yardımcı oluruz. Gönderim eyvallah. Yaparız. Allah razı her olsun. Her şey para da değil. Eyvallah. Da evet değerli dostlar. Haktan Çomaklı kardeşimiz kilosu 50 milyondan bal satışı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin her yerine de dağıtım yapıyor. Kendinize iyi bakın. Orijinal bal, temiz bal yemek isteyenler Haktan kardeşimizin telefonundan ulaşıp bal temini yapabilirler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.